Masal keyfi. Herkese merhaba. Basketbol oynayalım mı? Ne dersiniz? Sizin en çok yapmayı hoşlandığınız spor nedir? Benim en çok sevdiğim spor basketbol. Biliyor musunuz, Masal Keyfi artık her hafta yeni videolarla sizlerle birlikte. Haftaya da çok güzel bir masal var. Evet, Masal Keyfi severler, sizler için 2020 yılına ait yeni oyuncak bebekler almıştık. Bunların hepsinin kutu açılımını yaptık ve bugün son kutu açılımını yayınlıyoruz. Yeni bölümler kutu açılımlarından daha eğlenceli olacak. Bugün iki yeni bebekle sizlerle birlikteyiz. Bunlardan birincisi Tokyo 2020 Barbie bebeği, diğeri ise basketbol oynayan Stacy. Stacy, Barbie'nin kız kardeşlerinden birisi. Basketbol oynamayı çok seviyor. Belki siz de Barbie'nin Rüya Evi dizisinde Stacy'yi basketbol oynarken görmüşsünüzdür. Belki fark ettiyseniz bu bebek origami kutu nasıl yapılır videosunda da vardı. Mutfak seti tasarımında da başka bir Stacy kullanmıştık. Sizce hangisi daha güzel? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen kutuda neler var hızlıca bahsedelim. Güzel bir basketbol potası var. Yumuşak olmayan basketbol topu var. Bu basketbol topu Stacy'nin baş parmağına takılıp çıkartılabilir şekilde tasarlanmış. Desteksiz, tek başına ayakta durabilen bir bebek. Kolları ve bacakları kıvrılabiliyor. Bu açıdan çok güzel. Dirseğinde ve diz kapağında eklem var. Fakat el bileğinde ve ayak bileğinde eklem yok. Bu yüzden Barbie'nin sonsuz hareket bebeği gibi değil. Pembe spor ayakkabıları var. Mavi şortu var ve kolsuz tişört var. Başarılarından dolayı almış olduğu altın madalyası var. Masal Keyfi'nin yeni bölümlerinde bu bebeği çok sık göreceksiniz. Haydi şimdi diğer bebeğe geçelim. Bu Barbie, Tokyo 2020 Olimpiyatları için özel tasarlanan Barbie'lerden birisi. Karateci. 2020 yaz olimpiyatlarının Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanmıştı. Fakat COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelendi.
Tokyo 2020 bebeklerinin 5 farklı çeşidi var. Kutunun arkasındaki yazıda karate sporu ile ilgili bilgi vermiş. Tekme ve yumruk atma hareketlerini içerdiğinden bahsetmiş. Karate sporunu yapanlara karateci denildiğinden ve karate sporunu yapanların geleneksel karate kıyafeti olan karate gi kıyafetini giymesi gerektiğinden bahsetmiş. Karateyi seviyor musunuz? Belki bir gün siz de karateci olabilirsiniz, yazıyor kutunun arkasında. Kutuda yazdığı gibi bebeğin üstünde karate gi kıyafeti var. Beyaz bol pantolon, beyaz üst ve siyah kemeri var. Kırmızı eldivenleri ve özel kırmızı ayakkabısı var. Ve tüm Tokyo bebeklerinde olduğu gibi bu bebeğin de uzun kollu, önden açılabilen üstü var. Eldivenleri çok rahat çıkartılıp takılabilir. Bu bebeğin el bileklerinde de eklem var. Dirseklerinde de var. O yüzden çok rahat hareket ettirebiliyorsunuz. Siyah kemerini açalım bakalım. Pantolon çok güzel. Hep Barbie'lerde şort vardı. Böyle uzun bir pantolon olması hoşuma gitti. Maalesef sonsuz hareket bebeği değil. Ayak bileklerinde eklem yok. Yani bu şekilde oturması imkansız. Hareketleri daha sınırlı. Bence bu bebek sonsuz hareket bebeği olmalıydı. Eğer öyle olsaydı diğer çeşitlerinden de alırdım. Şimdilik bizlerden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Masal keyfi.